Bizimki ya. 4.30. Bu da aynı ya. Aynı. Bir fidan oluşturmak için. Adam bazen o fidan geliştirme başlarından ölüyor yani. Yakaladınız mı? Var var, böcekler var. Burada da var bak. Evet. Bu böcek o zaman değil mi? Böcek, böcek. Böceklemiş. Yolta bırak. Ne bu böcek? Biliyor musunuz? Valla kendisini göremedim. Böcek yok. Beyhan Bey baktı, şeyini aldı bunu. Nedir bunu? Baba sen bunu saklar. Çeker misin? Ne yapması lazım? Sana zahmet ya, bol bol resim alalım. Ben bunu çalışıyorum. 3-4 çiz. 3-4 çeşidimiz var. Ülkemiz kestane konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bursa'da tabii kestane ile özdeşmiş bir şehirdir. Yani kestane Bursa'nın marka değerlerindendir. Ancak son 15-20 yılda kestane ağaçlarımız birkaç tane zarardan ve hastalıktan dolayı oldukça gerilemiş bulunmaktaydı. Özellikle dal kanseri, gal arısı, işte mürekkep hastalığı gibi sebeplerden dolayı hem popülasyonda ağaç sayısında azalma olmuştu hem de verim çok düşük değerlere inmişti. Yani bundan 20 sene önce 20 bin tonlarda olan üretimimiz bu son yıllarda 3.500-4.000 tonlara kadar düşmüş vaziyetteydi. Biz de bu konuda bir tedbir olsun diye bir çalışma yapmaya başladık. Bakanlığımızın da katkılarıyla Ödemiş'ten temin ettiğimiz dal kanserine ve gal arasına dayanıklı fidanlarla burada çiftçilerimize örnek bahçeler oluşturmaya çalıştık. Tarlada olmak, çiftçinin yanında olmak, üretimin yanında olmak çok güzel. Bugün burada aslında tarımın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir örnek uygulama bahçesindeyiz. Demonstrasyon yapıldı burada İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından. Bir kestane bahçesi üretimi için burası dizayn edildi. Benden önce Sayın Başkanımız, Sayın Müdürümüz çok teferruatlı olarak konulara değindiler. Ben de özellikle onları tekrarlamadan tarımın, üretmenin, gıdanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kendi ürünümüzü, kendi toprağımızı verimli kullandığımız zaman ülke ekonomisine de, insanlarımızın refahına da önemli bir katma değer olduğu artık yadsınamaz bir gerçek. Yine çağımızda yaşanan savaşlar, göçler, işte salgın hastalıklar tarımın, ürünün, gıdanın ne kadar stratejik bir ürün olduğunu bizlere bir kez daha somut bir şekilde gösterdi. Bu nedenle biz her santimetre kare toprağımızı verimli bir şekilde kullanmak, işlemek, çağın getirdiği bilgiyi de içerisine katarak, uzmanların görüşlerini içerisine katarak bilimsel tarım yöntemlerini, makinalaşan tarım yöntemlerini en etkin şekilde kullanarak daha verimli ürün elde etmeliyiz. Yine alternatif tarım ürünlerini, bölgemize uyum sağlayabilecek tarım ürünlerini çoğaltarak, çeşitlendirerek farklı alanlarda da gelir kalemleri oluşturmalıyız. Öncelikli olarak cumanızı tebrik ediyorum. Malumunuz şehrimiz ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda da tarımsal özelliğini de korumaya devam etmekte. Bu şehirde yaklaşık 30 bin hektarlık tarım arazisi bulunmakta ve bunun yaklaşık 13 bin hektarında da meyve üretimi yapılmakta. Aslında İnegöl şehri yaklaşık 220 bin tonluk meyve üretimiyle de bu anlamda öne çıkan noktalardan bir tanesi. Tabii ekonomik değer oluşturan katma değerli ürünler olsun, bunları geliştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi işte kestane. Hem Bursa'nın kestane ürünüyle anılmasını da sağlamış. Şehrimizde de yine aynı şekilde kestane ağaçlarının varlığı ancak zaman içerisinde yaşanılan bir takım hastalıklardan dolayı da buradaki rekoltenin, üretimin azalmasıyla aslında bir sorun ortaya çıkmış. Bizler de mesela buradan hareketle bu alanları geliştirmeliyiz diye çalışma arkadaşlarımıza ifade etmiştik. Özellikle kırsalla ilgili sorumlu birimimiz, müdürlüğümüz bu konuda belirli işte gayretler içerisinde gerek yeni ürün ekilişlerini sağlamak gerek bu anlamda var olan değerlerin yeniden canlandırılması ve eskide olduğu gibi daha değerli devam edebilmesi adına gayretlerini ortaya koyuyorlar. Tabii
şunu çok kıymetli buluyorum. Yani bugün çok verimli topraklara sahibiz. Önce bunun bir farkına varmak lazım. Aynı zamanda stratejik bir alan olduğunu pandemiyle beraber de daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Evet, bugün çok iyi endüstride ürünlerimiz var. Ancak bugün olağanüstü bir hal olduğunda bunları hiçbir yere satmamız mümkün değil. Ancak kendinize yetebilecek bu manada gıda ürünleriniz yoksa bazen cebinizdeki paranın da hükmünün olmayacağını görebiliyoruz. Dolayısıyla biz burada tarımsal ve hayvansal anlamdaki her türlü üretimi daha nitelikli bir şekilde yapmaya devam etmeliyiz. Kaldı ki dünyada bunun örnekleri var. Bunları görüyoruz. Artık topraksız tarımın konuşulduğu, teknolojik tarımın konuşulduğu, işte dikey tarımların konuşulduğu bir süreçteyiz. Dolayısıyla bizler de buralarda pozisyon almak için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kısmi değil sürekli olarak devam etmek durumundayız. Bu konuda daha nitelikli insan kaynağı ve personel noktasında yatırımlar yapmalıyız. Onun için biz bu çaba ve gayretleri devam ettireceğiz, artırarak devam ettireceğiz. Ben İl Tarım Müdürüme, İlçe Tarım Müdürüme, Ziraat Odası Müdürüme, kıymetli kaymakamıma, çalışma arkadaşlarıma, efendim Sinan Bey, Eşref Bey, tüm paydaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar almak nasip olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.